2009 yılında gelişimi takip edin diyerek çıktık yola. Vatanımıza, milletimize, ilçemize hizmetle dolu dolu geçen 6 altın yılın ardından Sancaktepe'ye her alanda ve her anlamda değer kattık. Altyapısıyla, üst yapısıyla, parkları, bahçeleri, kültür ve spor kompleksleri, sosyal alanlarıyla görmeye değer bir Sancaktepe var artık. Hayırlı günler olsun. Gücünü milletten alan bir anlayışla odalarımıza hapsolmadan ilçemizi karış karış arşınladık. Her zaman ulaşılabilir belediye olduk. Sancaktepe'yi el birliğiyle, güç birliğiyle, gönül birliğiyle kalkındırdık. Teknoloji kullanımında lider olduk. Halkımız her türlü sorununu bize direkt iletebiliyor artık. Hem bugünü hem de geleceği planladık. Bu anlamda çocuklarımız hep önceliğimiz oldu. Onlar için ücretsiz bilgi evleri, bilim merkezleri, yepyeni okullar açtık. Okullarımızın tadilat, temizlik, boya, badana hizmetlerini karşılayıp ihtiyaç sahibi öğrencilerimize okul kıyafeti ve kırtasiye yardımları gerçekleştirdik. Gençlerimiz çağı yakalamakta kalmasınlar, medeniyetimizi daha da ötelere taşısınlar diye gençlik merkezleri. Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılsınlar diye kültür kompleksleri açtık. O kadar yetenekli, o kadar enerjikler ki bu enerjilerini doğru yönde kullansınlar diye spor okulları, yepyeni spor kompleksleri açtık. Bizi hiç mahcup etmediler. Başta uzak doğu sporları ve atasporumuz güreş olmak üzere birçok spor dalında hem ulusal hem de uluslararası başarılar kazanarak göğsümüzü kabarttılar. Sağlam bir toplum yapısı için ailenin öneminin bilincindeyiz. Mutlu Evler Merkezi çatısı altında topladığımız sosyal ve kültürel hizmetlerle on binlerce kadınımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik. Kültürümüzde var olan mahalle anneliği müessesesini yeniden canlandırarak büyük ve kocaman Sancaktepe ailesinin temellerini attık. Kadınlarımız açtığımız meslek kurslarında yeni beceriler edinip aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar artık. Engelsiz bir yaşam mümkün dedik ve ortak yaşam alanlarımızı yeniden düzenledik. Engelli kardeşlerimize sosyal etkinlikler, geziler, piknikler düzenleyerek moral verdik. Onlara destek ve eğitim amaçlı yepyeni engelsiz yaşam alanları inşa ettik. Biliyoruz. Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı bireylerle kurulur. İlçemizin her yerinde yepyeni aile sağlığı merkezleri açtık. Anadolu yakasının en büyük ağız ve diş sağlığı hastanesini ilçemize kazandırdık. Bu merkezlerimizi çağın teknolojisine uygun modern araçlarla donattık. Sağlık tarama günlerimizde binlerce hemşehrimizin genel sağlık kontrollerini ücretsiz gerçekleştirdik. Yetinmedik. Halkımız sağlık sorunları için başka ilçelere gitmek zorunda kalmasın diye 400 yataklı devlet hastanesinin temelini attı. Avrupa'nın en büyük şehir hastanesini ilçemize kazandırıyoruz. Altyapı ve üst yapı hamlelerinde hep önder olduk. Yeni açılan cadde ve yollarımızda ilçemiz İstanbul'un vitrini oldu. Çok yakında hizmete girecek metro ile halkımız her yere kolay ulaşım imkanına kavuşacak. Yine çok yakında açılacak 3. köprü bağlantı yolları ile Sancaktepe, İstanbul'un yeni kent merkezi olacak. Çevreyi korumaya, ilçemizin yeşil alanlarını artırmaya, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir Sancaktepe bırakmaya önem verdik. Geri dönüşümle sadece çevreyi korumuyor, milli ekonomimize de katkılar sağlıyoruz.
halkımıza sunduğumuz sosyal yardımlarla farkımızı hep ortaya koyduk. Kuaförüm evimde hizmetiyle yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor, evde temizlik hizmetiyle düşkün ve engelli vatandaşlarımızın evlerini temizliyoruz. Kültür turlarımızda halkımızı tarihimizle buluşturduk. Değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasına vesile olduk. Ramazan'da sofralarımız kardeşlik için kuruldu. Şenliklerle, şölenlerle birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Tamamlanan ve yapımı devam eden dev eserlerle ilçemizin her yerinde topyekün bir kalkınma gerçekleştirdik. Sancaktepe'ye değer kattı. İstanbul'a değer, Sancaktepe'ye değer. İstanbul medeniyetinin parlayan yıldızı Sancaktepe görmeye değer. Gelişimi takip edin.